Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekonomik faaliyetler, uluslararası ulaşım hatları konularını işleyeceğiz. Hadi bakalım şöyle ünite içeriğimize bir bakalım. Birinci kısımda beşeri sistemler içerisinde ekonomik faaliyet türleri burada birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül, beşincil faaliyetlerden bahsedeceğiz. İkinci kısımda ise küresel ortam, bölgeler ve ülkelerde uluslararası ulaşım hatlarının genel özellikleri ve etkileri. Karayolu, deniz yolu, demiryolu, hava yolu bunların özellikleri, dünya üzerinde bulunan boğazlar, kanallar bunlardan bahsedip dersimizi sonlandıracağız sevgili arkadaşlar. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle birinci kısmımızda ekonomik faaliyet türlerinden bahsedeceğiz. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek veya daha iyi yaşam şartlarına sahip olabilmek için çeşitli meslek gruplarında çalışmaktadır. İşte biz bu faaliyetlere genel olarak ekonomik faaliyetler deriz sevgili arkadaşlar. Ve burada tarihsel sürece baktığımızda en eski dönemlerde özellikle Paleolitik dönemde geçimlerini avcılık ve toplayıcılık daha sonra Neolitik dönemde tarımla sürdüren insan faaliyet alanları zaman içerisinde tabii ki de çeşitlenmiştir. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren yeni sektörler çünkü bu dönemde özellikle sanayi faaliyetleriyle birlikte iş imkanları da artış göstermekte ve yeni sektörler buna bağlı olarak da yeni meslekler tabii ki de ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu değişim çok hızlı bir şekilde devam etmiş ve hala etmektedir. Biz burada ekonomik faaliyetleri 5'e ayıracağız. Neden? Çünkü çobanın, doktorun, çiftçinin, işçinin ve öğretmenin Aynı ekonomik faaliyet grubunda olmadığını söyleyebiliriz. Yani çoban birinci ekonomik faaliyet grubunda yer alırken, doktor üçüncü ekonomik faaliyet grubunda, çiftçi birinci ekonomik faaliyet grubunda yer alır, işçi ikinci ekonomik faaliyet grubunda yer alır ve öğretmen sevgili arkadaşlar üçüncü ekonomik faaliyet grubu içerisinde yer almaktadır. İşte şimdi biz bir, iki, üç, dört ve beşinci ekonomik faaliyet gruplarıyla dersimize devam edeceğiz. Birinci ekonomik faaliyetler özellikle şunu unutmayalım temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine dayanır. Yani burada ne var sevgili arkadaşlarım? Aslında bir üretim var. Üretim grubu içerisinde olan meslek grupları birincil ekonomik faaliyet grubuna girer. Nedir bunlar? Avcılık, toplayıcılık, balıkçılık, ormancılık, madencilik, tarım ve hayvancılık bu tür faaliyetlere örnek verilebilir. Tabii ki de burada meslek gruplarına baktığımızda sevgili arkadaşlarım bir Balıkçı birinci ekonomik faaliyet grubunda çalışan bir kişidir. Bir ormancı birinci ekonomik faaliyet grubunda çalışmaktadır. Bir maden işçisi yani madenci birinci ekonomik faaliyet grubunda. Bir çiftçi sevgili arkadaşlar gene birinci ekonomik faaliyet grubunda. Bir çoban birinci ekonomik faaliyet grubunda çalışmaktadır diyebiliriz. Özellikle şunu unutmayalım aman dikkat edelim. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin artması ve teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanmasıyla bu faaliyette çalışanların oranı giderek azalmaktadır. Neden dediğimiz zaman çünkü sevgili arkadaşlarım makine kullanımı yaygın olduğu için burada bu faaliyet grubunda çalışanların oranı da azalmıştır diyebiliriz. Ham madde var, üretim var. Dikkat edelim. İkincil ekonomik faaliyet grubuna geldiğimizde burada şunu dikkat edelim. Birincil ekonomik faaliyetlerden elde ettiğimiz ham madde var mı? Yani üretim var değil mi arkadaşlar? Bununla birlikte bir de yarı işlenmiş maddeler var. Bunları kullanarak işlenmiş ürün elde edilmesine dayanan ekonomik faaliyet grubudur. Yani ham maddenin aslında mamül madde haline getirilmesinde çalışan kesim ikincil ekonomik faaliyet grubundadır. Burada özellikle sanayi. İnşaat faaliyetleri enerji üretimi ikinci ekonomik faaliyet grubunda çalışan sektörleri oluşturmaktadır. Örnek verilebilir. Mesela bir salça fabrikasında çalışan işçiyi düşünebilirsiniz sevgili arkadaşım ya da görselde görmüş olduğumuz bir otomotiv fabrikasında çalışan işçiyi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde mesela bu da enteresandır bir marangozu düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Ne yapıyor? Bu ahşapı işleyerek yeni ürünler oluşturmaktadır. Sanayi ve inşaat faaliyetleriyle enerji üretimi buradadır dedik. Tabii ki de kalkolitik çağa gitmemiz lazım. Yani tarih öncesi çağlardan biri olan kalkolitik çağ. Bu dönemde çanak Çömlek ve av malzemeleri gibi ürünlerin üretilmesiyle başlayan bu grup. Çünkü burada bir ne var? Ham maddeyi mamül maddeye dönüştürme hali var. Günümüze geldiğimiz zaman ise hem artan ürün miktarı aynı zamanda ürün çeşitliliği bakımından da ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Ürünlerin elde edilmesinde insan ve hayvan gücüne dayalı üretim yerini daha çok neye bırakmıştır? Tabii ki de görselde görmüş olduğumuz makineye bırakmıştır diyebiliriz. Geldik üçüncül ekonomik faaliyetler. Burada tabii ki de doğrudan bir üretim yoktur sevgili arkadaşlarım. Dolaylı yollarda üretim vardır. Yani burada insanlara ve diğer ekonomik faaliyetlere ürün ve hizmet sağlanması esası bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Ve unutmayalım. Geçmişten günümüzü en fazla gelişme gösteren faaliyet grubu üçüncül ekonomik faaliyettir. Bu faaliyet grubunda eğitim sektörü yer almaktadır. Yani neyi söyleyebiliriz? Bir öğretmeni söyleyebiliriz. Sağlık sektöründe bir doktora hemşireyi söyleyebiliriz. Ulaşım sektöründe bir şoförü host hostesi söyleyebiliriz. Şöyle şoför diye yazalım. E, turizmi söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bir işte çalışan kişileri söyleyebiliriz. Ticaret kısmı bankacıyı söyleyebiliriz. pazarlama sektöründe çalışan kişileri güvenlik, sigortacılık bir avukatı hakimi, savcıyı söyleyebiliriz. Belediye ve büro hizmetlerini buraya örnek verebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Unutmayın, dikkat edin. Ne dedik biz? Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı azalırken ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı da artmıştır sevgili arkadaşlar unutmayalım. Şimdi geldik dördüncül ekonomik faaliyet burada özellikle teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde ortaya çıkan bakın bilgi toplama bilgi işleme değiştirme ve yayma çalışmalarını kapsayan faaliyet grubudur. Tabi ki de burada neler vardır dediğimizde reklam yayıncılığı, yazılım hizmetleri, a işletmeciliği, grafik tasarım hizmetleri dördüncü ekonomik faaliyet grubundan bazılarıdır. Aynı şekilde sevgili arkadaşlarım coğrafi bilgi sistemlerinin ortaya çıkmasıyla bu faaliyet daha fazla gelişmiştir. Bunu da unutmayalım. Geldik şimdi beşincil ekonomik faaliyetler. Burada daha çok karar verme pozisyonunda olan kamu sektörüyle özel sektördeki üst düzey yöneticileri kapsamaktadır. Yani bunlar nelerdir diyebilirsek bir şirketin CEO'su sevgili arkadaşlarım beşinci ekonomik faaliyet grubuna dahildir diyebiliriz. Şimdi geçmiş dönemlerde ekonomik faaliyetler daha çok yerel pazarlarda ve sınırlı sayıda insana ulaşmaktaydı özellikle ulaşım ve iletişimde yaşanan gelişmeler ekonomik faaliyet türlerinde üretilen ürünlerin daha uzak mesafelere taşınmasını kolaylaştırmış ve buna bağlı olarak da sevgili arkadaşlarım şimdi burada kolaylaştırma olduğu için bölgeler arasındaki ilişkiler de artmıştır ülkeler arasında yapılan ticaretin büyük bölümü tabii ki de hangi ulaşım yoluyla sağlanacaktır deniz yolu ulaşımıyla sağlanacaktır ve bu nedenle önemli deniz yolu güzergahları üzerinde yer alan kanal, boğaz ve liman gibi alanlarda ekonomik faaliyet grupları da artmıştır diyebiliriz. Şunu unutmayalım. Genel itibariyle Tarım dediğimiz sektör birinci ekonomik faaliyet grubuna dahildir. Sanayi dediğimiz sektör ikinci ekonomik faaliyet grubuna dahildir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyet grubu ise hizmetler sektörü içerisinde yer almaktadır. Ve bu sektörlerde çalışanların oranı ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında bize bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır diyebiliriz. Peki nasıl böyle bir durum vardır dersek gelin hep birlikte buna da bakalım diyor ki bak ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı arasında güçlü bir ilişki vardır. Burada biz iki tane örneğimizi vermişiz sevgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Norveç, bir diğeri Nepal. Tabii ki bir diğer sayfada bunu biraz daha açacağız sevgili arkadaşlar. Burada şunu unutmayalım sevgili arkadaşlarım. Yeşil tarım sektörü. Yani şurası aslında birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranını göstermekte. Hemen şöyle maviye geldim sanayi demiş. Yani burası da o zaman ikincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranını göstermekte. Sarıya geldiğimde ise hizmetler yani Üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranını göstermektedir. Ve unutmayalım sevgili arkadaşlarım hemen şuna da yazalım şöyle üçüncül diye yazayım bununla birlikte şuraya ikinci diye söyleyelim şuna da birincil diye söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada şuna dikkat etmemiz lazım ülkelerdeki çalışan nüfusun sektörel dağılımının verildiği böyle pasta grafiklerde eğer ki bir ülkede üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı fazla ise ülkenin gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğunu söyleyebilmekteyiz. Ancak eğer ki birincil ekonomik faaliyette çalışanların oranının çok fazla olduğu ülkeler var ise bu ülkelerin ise genel itibariyle az gelişmiş özelliğe sahip olduğunu söyleyebilmekteyiz. Buna bağlı olarak da birçok durum ortaya çıkmaktadır. Şimdi gene iki tane ülkemiz var. Bunlardan bir tanesi Ruanda bir diğeri ise Belçika. Şimdi bu iki ülkenin gelişmişlik seviyelerine baktığımız zaman zaten Belçika'nın gelişmiş Ruanda'nın az gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz ama Hiçbir şey bilmiyoruz bu iki ülke ile ilgili. Şuna bakarak bu ülkeler hakkında yorum yapabiliriz. Çalışan nüfusun sektörel dağılımına dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Ruanda'da 66'lık kesim tarım sektöründe, yüzde 8'lik kesim sanayi sektöründe, yüzde 26'lık kesim ise hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Ama Belçika'ya baktığımızda yüzde 78'lik hizmetler sektöründe, yüzde 21'lik sanayi sektöründe, yüzde 1'lik ise tarım sektöründe çalışmaktadır. O zaman Ruanda'nın net bir şekilde az gelişmiş bir ülke olduğu yorumunu, Belçika'nın ise gelişmiş bir ülke olduğu yorumunu rahat bir şekilde yapabildim. Tabii ki de bunun diğer kanıtı şudur. Ekonomik faaliyet kollarının ülke ekonomisine katkısı. Bak çalışan nüfusun yüzde 66'lı kısmı tarım sektöründe çalışmakta iken tarımın ülke ekonomisine getirisine dikkat edin Ruanda'da yüzde 31. Yani yeterince getiri yok. Şimdi bu iki çalışan nüfusun sektörel dağılımının verildiği iki tane ülke olsun. Ruanda ve Belçika'yı şöyle kapattığımız zaman birinci ülke ve ikinci ülke ile ilgili bazı özellikleri gelin hep birlikte bakalım. Mesela birinci de diyor ki nüfus artış hızı sevgili arkadaşlar. Şimdi az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı tabii ki de yüksektir. Ama gelişmiş ülkelere baktığımızda ise nüfus artış hızı tabii ki de düşüktür diyebiliriz. Bununla birlikte kalkınma hızları nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde kalkınma hızı düşüktür. Nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerde ise kalkınma hızı yüksektir diyebiliriz. Bakın sadece biz bunu şuradaki çalışan nüfusun sektörel dağılımının verildiği grafiğe göre yorumluyoruz. Belçika ve Ruanda ifadesine göre yorumlamayabiliriz. Yani bu isimlerde yazmayabilirdi ülkeler bilgimiz olsun. Şehirleşme oranı az gelişmiş ülkelerde düşüktür ya da azdır diyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde ise şehirleşme oranı yüksektir diyebiliriz. Sanayi ürünleri Az gelişmiş ülkeler ne yapar? Tabii ki de ithal eder sevgili arkadaşlarım. Yurt dışından alır. Ancak gelişmiş ülkeler ise sanayi ürünlerini ihraç eder. Yani yurt dışına satar. Ortalama yaşam süresi az gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin geri kalmasına bağlı olarak ortalama yaşam süresi kısadır. Ancak gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi sağlık hizmetlerinden dolayı uzundur. Kişi başına düşen milli gelir az gelişmiş ülkelerde azdır ancak kişi başına düşen milli gelir gelişmiş ülkelerde daha fazladır diyebiliriz. Bakın bu yorumların hepsini çalışan nüfusun sektörel dağılımına göre yaptığımızda unutmayalım sevgili arkadaşlar bize böyle ifadeleri bolca verir sorularda ve böyle ifadeleri verdiğinde de bizim hemen şuna bakmamız lazım. Çalışan nüfusun sektörel dağılımında tarım sektörünün çok yoğun, çok fazla olduğu bir ülke varsa bakın bunlar çalışan nüfusun sektörel dağılımıdır. Bu ülkeler genel itibariyle geri kalmış ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi beşeri sistemlerde ekonomik faaliyet türleri bittiğine göre küresel ortam bölgeler ve ülkelerde ulaşımla dersimize devam edelim. Ulaşımın en genel tanımıyla başlamamız gerekirse insanların mal ya da hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınması işlemine verdiğimiz isimdir. Tabii ki de günümüzde bu kavram özellikle teknolojinin gelişmesiyle bilginin, paranın ve çeşitli hizmetlerin de bir yerden başka bir yere çeşitli ulaşım araçlarıyla taşınmasında içine almıştır. Sosyal medya sevgili arkadaşlarım bir bilgi ne yapıyor? Bir yerden başka bir yere çok hızlı bir şekilde aktarılabilmekte. Ve özellikle ulaşım ağlarının gelişmesi ve çeşitlenmesi kalkınmanın gerçekleşmesinde en önemli etkinliklerden ya da etkenlerden biridir diyebiliriz. Ulaşımdaki gelişmeler. Sanayi, ticaret ve turizm gibi faaliyetlerinin de hızla gelişmesini sağlamıştır diyebiliriz ve günümüzde ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik kültürel etkinliklerin ya da etkileşimlerin artmasında da ulaşım sistemlerinin payının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de geçmiş dönemlere baktığımız zaman daha yoğun ölçekte ulaşım faaliyetleri patika yollar vasıtasıyla sağlanmaktaydı. Sonraki süreçte tekerleğin icat edilmesi ve hayvan gücünden faydalanılmasıyla birlikte ulaşım sistemlerinde gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz ki bu alanda karayolu ulaşımının çok eski dönemlerde kullanıldığını bilmekteyiz. Daha sonraki süreçlerde yelkenli gemilerin Deniz ve okyanuslarda hareketiyle birlikte deniz yolu ulaşımının da kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Özellikle coğrafi keşifler döneminde birçok alanın keşfedilmesinde yelkenli gemilerin ve okyanusa dayanıklı gemilerin çok önemli olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Sanayi devrimine geldiğimiz zaman bu süreçte özellikle fosil yakıtların kullanılmasıyla birlikte demir yolu hatlarının da inşa edildiğini söyleyebiliriz. Dünyada mesela ilk inşa edilen demir yolu hattı Manchester Liverpool arasındadır diyebiliriz. Bizim ülkemizde de İzmir Aydın hattıdır. Daha sonraki süreçte motorlu araçların yapılmasıyla birlikte karayolu taşımacılığı ya da karayolu ulaşımı farklı bir boyuta dönüşmüştür. Daha işte 2. Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşları'nda askeri amaçlı kullanılan günümüzde ise çok konforlu, çok hızlı ve çok güvenli bir ulaşım ağı olan hava yolu ulaşımı da tarih sahnesindeki yerini almıştır. Ve bunlar gün geçtikçe sevgili arkadaşlarım gelişme göstermektedir diyebiliriz. O zaman gelin bakalım bunların hepsini teker teker açalım. Şunu bileceksin karayolları ile yani karayolu ulaşımı ile bu karayolu ulaşımı sevgili arkadaşlarım dünyada kullanılan en eski ulaşım ağıdır. Tabii ki de ilk dönemlerde biraz önceki görselde görmüş olduğumuz gibi patika şeklinde görülen bu yollar zaman içerisinde özellikle tekerli araçların kullanılmasıyla gelişerek önemi artmıştır. Ve uzun yıllar sevgili arkadaşlarım alternatifi olmayan bir ulaşım ağı olarak karayolu ulaşımı tarih sahnesindeki yerini almıştır. Tabii ki de zaman içerisinde farklı ulaşım ağları da çıktığından karayolu ulaşımı bazı noktalarda önemini kaybetmiştir diyebiliriz. Şimdi geçmiş döneme baktığımız zaman geçmiş dönemlerde dünya üzerinde bazı önemli karayolu güzergahları vardı. Mesela Anadolu coğrafyasında kral yolu vardı sevgili arkadaşlarım. Sarttan başlayıp Ninova'ya kadar uzanan ve Anadolu'da ticaretin geliştirilmesi için yapılmış bir güzergah. İpek yolu, baharat yolu ki baharat yolunun bir kısmı karayolu olarak devam etmektedir. Bir kısmı deniz yolu olarak devam etmektedir ama bu dönemlerde de bu yollar yoğun ölçekte ticari amaçla kullanılmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmayalım. Tabii ki de modern anlamdaki karayolları 19. yüzyılda sevgili arkadaşlar İngiltere'de yapılmış ve zaman içerisinde tüm dünyaya yayılmıştır. İşte sanayi devrimi sayesinde de demir yolları gelişiyor ve karayolu da önemini kaybediyor sevgili arkadaşlar. Şunu da unutmayalım. Gelişmişlik seviyesi ile Karayolu uzunluğu arasında da paralellik vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Karayolunun uzunluğu, kalitesi, teknolojisi ülkelerin gelişmişlik seviyesiyle paralellik göstermektedir diyebiliriz. Ve Amerika Birleşik Devletleri sevgili arkadaşlarım karayolu ağının en uzun olduğu alandır, ülkedir diyebiliriz. En sık olduğu yerlere baktığımızda tabii ki de Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısmını söyleyebiliriz. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım Arjantin'i söyleyebiliriz. Aynı zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti'ni söyleyebiliriz. Batı Avrupa'yı Güney Asya'yı, Doğu Asya'yı, Japonya'yı ve Avustralya'nın doğusunu karayolu yoğunluğu olarak fazla merkezler arasında söyleyebiliriz. Ancak sık alanlar dışında seyrek alanlar da var. Mesela neresi? Burada bizim bildiğimiz bir alan var. Amazon havzası. Neden bu alanda karayolu ağı seyrektir dersek bit gördü. Aynı şekilde Kongo havzası da gene karayolu ağının seyrek olduğu alanlardan bir tanesidir diyebiliriz. Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Avustralya'nın orta kısmı, bununla birlikte Orta Asya karayolu ağının seyrek olduğu alanlardır. Bu alanlarda da çöl iklimi karayolu ağını olumsuz etkilemiştir. Asya'nın kuzeyinde yani Güney Asya'nın kuzey kısmında Himalaya dağlarının bulunduğu alanda da karayolu yoğunluğu ya da sıklığı seyrektir diyebiliriz. Sibirya, Avrupa'nın kuzeyi, Kuzey Avrupa. Grönland. Amerika, Kuzey Amerika'nın kuzey kısımları, Kanada ve burada Sibirya var sevgili arkadaşlarım. Seyrektir. Temel sebebi nedir dersek soğuk yani iklimi soğuk olmasıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım, bilgimiz olsun. Şimdi geldik deniz yolu ulaşımı. Tabii ki de kara yollarından sonra gelişme gösteren ve daha çok sevgili arkadaşlarım yük taşımacılığında uluslar, kıtalar arasında kullanılan bir ulaşımığıdır sevgili arkadaşlarım. İlk ve orta çağlarda daha dar alanda kullanılan deniz yolları, özellikle ne demiştik? Coğrafi keşifler demiştik. Coğrafi keşiflerle birlikte daha çok kıtalar arası ticarette kullanılır hale gelmiştir sevgili arkadaşlarım. Buharlı gemilerin icadı ve ağır tonajlı gemilerin yapılması bu yolun önemini daha da arttırmıştır. Neden biz yük taşımacılığında Deniz yollarını daha yoğun ölçekte kullanıyoruz dersek, bakın dikkat, tek seferde çok fazla miktarda yükün taşınması, bir, yol yapım ve bakım giderlerinin olmaması, iki, güzergahta ani rahat değişikliklerin yapılabilmesi, deniz yolunu kıtalar arasındaki ticarette cazip hale getirmiştir diyebiliriz. Tabii ki de sevgili arkadaşlarım dünya genelinde 8 tane büyük hat vardır. Bunlardan en önemlisi Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan alandır. Bakın Batı Avrupa Kuzey Amerika birbirine bağlayan hattır. Burası sevgili arkadaşlar Kuzey Atlantik yolu olarak karşımıza çıkar. Burada yoğunluğun ya da sıklığın fazla olmasının temel sebebi bu iki bölgenin sevgili arkadaşlarım dünyanın en önemli hem üretim merkezi hem de tüketim merkezi olmasıdır diyebiliriz. Dünyadaki deniz yollarında gerçekleşen yük taşımacılığının önemli bir kısmı bu alanda gerçekleştirilmektedir. Kuzey Atlantik yolundan sonra en yoğun kullanılan deniz güzergahlarından bir diğeri de sevgili arkadaşlarım Avrupa'dan başlar. Akdeniz'den devam eder. ikinci alandır Hint Okyanusu'na kadar gider. Yani Batı Avrupa, Akdeniz ve Hint Okyanusu yolu. Tabii ki bunlar dışarısında sevgili arkadaşlarım Pasifik aşırı yollar bulunmaktadır. 5 numarayla şurada görebiliyoruz. Pasifik, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa yolunu görebilmekteyiz. 3 numara ile sevgili arkadaşlarım Ümit Burnu yolunu görebilmekteyiz. Bu alanlarda da kanalların açılması bazı noktalarda yoğunluğun da artmasına sebep olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Tabii ki de buradan ulaşım güzergahında iki şeyden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Boğaz, bir tanesi kanal kısmı. Bunları da şöyle bir özetlememiz ya da isimlerini bulundukları alanları şöyle bakmamız gerekirse Bering Boğazı sevgili arkadaşlarım kuzeyde yer alan ve Burada Alaska, bu kısımda da Rusya, Çuçki Yarımadası yer almaktadır. Bu arada yer alan bir boğazdır. Virtus Bering coğrafi keşifler döneminde bu orayı keşfetmiştir. Magellan dünyanın yuvarlaklığını kanıtlayabilmek için sürekli batıya gittiğinde karşısına tabii ki de Amerika, Kuzey ve Güney Amerika çıkacaktır. Güney'e doğru indiğinde en güney kısmında Magellan Boğazı ismini verdiği boğazdan geçmiştir. Bununla birlikte tabii ki de şöyle düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi boğaz var. Panama'yı hemen şöyle düzeltiyorum kanalı diye yazıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi boğaz ve kanalın farkına bakmamız lazım. Şimdi sevgili arkadaşlarım boğazlar doğal oluşumlu. Kanallar ise insan faaliyetleri sonucunda alışılmıştır. Şöyle ki eğer ki biz Amerika'nın doğusundan yani Florida'dan kalktık deniz yolu ulaşımı ile bir ürünü Amerika'nın batısına götüreceğiz sevgili arkadaşlarım. Burada kat edeceğimiz mesafe çok uzun. Bundan dolayı buradaki mesafeyi azaltabilmek için Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirinin en yakın olduğu alanlardan bir tanesi Panama'dır ve Panama'da 1900'lü yılların başında kanal açılmıştır ve ulaşımda süreyi, zamanı ve yakıtı tasarruf etmiştir diyebiliriz. Önemli bir alandır. Bunun alternatifi mesela biraz daha kuzeyde yapılması planlanıyor. Nikaragua Kanalı'dır. Kiel Kanalı sevgili arkadaşlarım Almanya'da yer almaktadır. Doğuer Boğazı İngiltere ile Fransa arasında yer almaktadır. Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlamaktadır. İspanyalı Fas tam karşılıklı alanlarda yer almaktadır. Messina Boğazı İtalya'da, Korint Kanalı Yunanistan'da yer almaktadır ve küçük bir kanaldır. Daha yoğun ölçekte turizm amaçlı gemilerin geçmesine müsaade edilen bir kanaldır diyebiliriz. Burada tabii ki de en önemli iki tane boğaz var. Çanakkale ve İstanbul Boğazı sevgili arkadaşlar. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin açık denizlere ticaretini gerçekleştirebilmesi için geçmesi gereken ve bizim ülkemiz için jeostratejik açıdan önemli olan iki tane boğazımız unutmayın. Hürmüz boğazı dendiği zaman hemen aklınıza petrol gelsin sevgili arkadaşlar. Babilmendep boğazı dendiği zaman gene aklınıza petrol gelsin. Süveyş kanalı dendiğinde de gene aklınıza petrol gelebilir ama en önemlisi burada hürmüz boğazı. Petrol için Basra körfezindeki üretilen petrolün ya da çıkarılan petrolün... Deniz yoluyla dünya pazarına ulaştırılmasıdır. Süveyş kanalı sevgili arkadaşların Mısır sınırları içerisinde yer almaktadır. Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlar. Bu açıdan şöyle düşünebiliriz. Avrupa'nın batısından bir ürünü kanal olmadığı süreçte Hindistan'a ulaştırmak istersem sevgili arkadaşlar Ümit Burnu'ndan devam edip buraya gelmem gerekiyordu. Ancak Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte bu yolda ciddi anlamda kısalmıştır diyebiliriz. Sunda Boğazı, Malakka Boğazı ve Makassar Boğazı, Endonezya, Malezya ve Gine Adaları'nın bulunduğu alanda yer almaktadır. Malakka Boğazı için şunu söyleyebiliriz. Burada sevgili arkadaşlarım korsanlar yer aldığı için tehlikeli güzergahlardan bir tanesidir diyebiliriz. Boğazlar ve kanallar bizim için önemlidir. Şimdi geldik demir yolları. Kara ve deniz yollarından sonra özellikle sevgili arkadaşlarım şunu unutmayalım. Sanayi devrimi sayesinde buhar gücüne dayalı makinelerin çalışması ile temelleri atılan ulaşım sistemidir. Şimdi burada buhar gücüyle çalışan lokomotifler yük taşıma aracı olarak ilk kez tabii ki de nerede kullanılacak? İngiltere'de kullanılacaktır. Çünkü sanayi devriminin ilk gerçekleştirildiği alan olarak karşımıza çıkar ve Manchester Liverpool arasında 1830 yılında yapılan ilk demiryolu hattı Dünyadaki ilk kattır. Türkiye'de ise yapılan ilk hat sevgili arkadaşlarım İzmir-Aydın arasına inşa edilmiştir. 130 kilometre uzunluğundadır sevgili arkadaşlarım. Demir yolları Karayollarına göre daha düşük maliyetli, hızlı ve güvenli bir ulaşım sistemi olması ve deniz yolu ile kıyılara getirilen malların özellikle iç kesimlere ulaştırılabilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. 20. yüzyılın başında hem yük hem de yolcu taşımacılığında en önemli ulaşım sistemi olan demiryolu bu yüzyılın ortalarında diğer ulaşım sistemleriyle rekabet edemeyerek gerilemiştir. Ancak günümüzde sevgili arkadaşlarım saatlik hızı 300 kilometreyi 400-500 kilometreyi bulan hızlı tren projeleri vasıtasıyla demir hattı da diğer ulaşım ağlarıyla rekabet edebilir hale gelmiştir diyebiliriz. Burada özellikle demir ulaşım sisteminin bir ülkede gelişmesinde o ülkenin teknolojik gelişmesi etkilidir diyebiliriz. Yani gelişmiş ülkelerde demiryolu ağının da kalitesi yoğunluğu fazladır diyebiliriz. Haritamıza baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya'nın doğusu, Güney Asya, Doğu Asya, Japonya, Batı Avrupa dünyadaki demiryolu yoğunluğunun fazla olduğu alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki de burada kıta aşırı hatlar kıtaların bir kıyısından diğer kıyısına ulaşan ve çok uzun mesafeli olan demir yollarıdır. Bu tür hatlara en güzel örnek sevgili arkadaşlarım Moskova'yı Büyük Okyanus'a bağlayan Trans Transsibirya ile Montreal'in ülkenin batısındaki Vancouver'i bağlayan Pasifik Kanada hatları örnek verilebilir sevgili arkadaşlarım. Transsibirya hattını da şöyle görebilmekteyiz. Geldik hava yolları kısmına. Tabii ki de hava yolları ilk olarak sevgili arkadaşlarım Fransa'da ticari amaçlı olarak yapılan seferler şeklinde ortaya çıkmıştır. Birinci ve ikinci dünya savaşları döneminde daha yoğun ölçekte askeri amaçla kullanılmaktaydı sevgili arkadaşlarım. Ama günümüzde yoğun ölçekte yolcu ve yük taşımacılığında da kullanılan sistemlerden bir tanesidir. Ancak hava yolu ulaşımı diğer ulaşım sistemlerinden söylemiş olduğumuz üzere geç başlamış çok hızlı bir gelişme göstermiştir diyebiliriz. Bununla birlikte hava yolu nüfusun fazla ve sanayinin de ileri düzeyde olduğu bölgelerde özellikle yolcu taşımacılığında en çok tercih edilen ulaşım sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuzey Amerika hemen şöyle bakıyoruz. Batı Avrupa ve Güney ve Güneydoğu Asya hava yolu ulaşımının en yoğun olduğu bölgelere örnek verebilir. Ülke bazında baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri sevgili arkadaşlarım bunu unutmayalım. Yani karayolunda da demir yolunda da hava yolunda da tabii ki de gelişmiş ülkeler içerisinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri en yaygın hava yolu ulaşımına sahip olan ülkeler başında gelmektedir. Tabii ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümünün büyük olması ülke içinde de hava yolu ulaşımının yaygın kullanılmasını sağlamıştır. Hem kıta içerisinde hem de kıtalar arası yolcu taşımacılığında Avrupa Birliği ülkelerinde de hava yolu ulaşımı oldukça gelişmiştir. Asya kıtasının güneydoğusunda yer alan Japonya, Güney Kore, Singapur ve Çin gibi ülkelerde hava yolu yoğunluğunun fazla olduğu alanlardır diyebiliriz. Burada dünyanın gelişmiş iki bölgesinden Kuzey Amerika ile her zaman burayı bilin arkadaşlarım. Batı Avrupa arasında yer alan Kuzey Atlantik hava yolu ulaşımının da en yoğun, en önemli olduğu hattır diyebiliriz. Yolcu taşımacılığında deniz ulaşımının bir zamanlar üstün olduğu bu hatta bugün hava yolu ulaşımı daha egemendir diyebiliriz. Tabii ki de bizim ülkemizde de son dönemlerde yapılan İstanbul Havalimanı ciddi anlamda hem ülke çapında hem de dünya çapında büyük bir öneme sahiptir diyebiliriz. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler işledik gelin hep birlikte bakalım sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle sıfırdan ona konu anlatımlı soru bankası kitabımızı şöyle açıyoruz sevgili arkadaşlar. Bugün beşeri sistemlerden en sonuncusu dördüncü bölüm ekonomik faaliyetler. 144. sayfadan başlıyorsun. Küresel ortam bölgeler ve ülkelerde ulaşım hatları uluslararası ulaşım hatları yani 144'ten 166. sayfaya kadar çözüyorsun. Şöyle bir açıyorum ben herhangi bir sayfayı 100 kaçıncı sayfaya açalım? 153. sayfaya açtım. Burada boğazlar, kanallar, bununla birlikte deniz yolu ulaşımı ile ilgili ifadeler, akabinde hemen çoktan seçmeli testlerimiz var. Hemen şöyle konuyu bir tekrar edip buradaki soruları çözmeyi unutmuyorsun. Ardından Dinamo soru bankası kitabımızı açıyoruz. Bugün tekrar söylüyoruz. Beşeri sistemler içerisinde dördüncü bölüm olan ekonomik faaliyetler yani 126'dan başlıyorsun. Sonra ünite 3 küresel ortam, bölgeler ve ülkeler tamamını bitiriyorsun. Yani 152'ye kadar 126 152'ye kadar olan kısımda sizler için hazırlamış olduğumuz çoktan seçmeli sorularımız var. Bu soruları sevgili arkadaşlarım çözüyorsunuz ve konuyu eksiksiz bir şekilde öğreniyorsunuz. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.